Ve veda zamanı. Bilir misiniz, bütün yollar Roma'ya çıkar diye bir söz vardır ya. Biz de çok kullanırız. Bütün yollar Roma'ya çıkar. Ben bunu hep Roma ile alakalı bir şey düşünmüştüm. Yani İtalya'nın Roma şehri. Roma İmparatorluğu'nun işte başkenti olmasından kaynaklı. Alakası yokmuş ya. Bambaşka bir yere düştüm. İşin enteresanı olay İstanbul'da geçiyor. Vallahi İstanbul'da geçiyor. Tamamen gereksiz bir bilgi. Büyük ihtimalle dinledikten sonra özür dilerim, unutup gideceksiniz ama paylaşmasam eksik kalacaktım. İstanbul kurulduğu zaman Nova Roma ya da Yeni Roma diye kuruluyor. Ardından Konstantinopol oluyor. İnsanlar oraya Yeni Roma diyorlar. Doğu Roma'nın başkenti. Konstantinopol, İstanbul. Bu arada İstanbul kelimesi de nereden gelir bilir misiniz? Stampolis'ten geliyor. Stampolis. Polis şehir demek. Stampolis şehre doğru demek. Eskiden de tüccarlar sordukları zaman nereye gidiyorsun? Stampolis derlermiş. Bunun bir şehir ismi olduğunu sanırmış bu dili bilmeyenler. Bizansça konuşmayanlar. Vizantioni deniyor yanılmıyorsam Bizansça'ya, o eski antik dili. Şehir inşa edilirken bayağı bir uğraşılmış. Çok ciddi bir vakit harcanmış. Ardından bir dev liman inşa edilmiş. Hatta bu bizim Marmaray inşaatı sırasında bu limanın içi, bu liman ve gemiler bulundu. Hatta bayağı da olaylı olmuştu, hatırlarsınız. Ardından da İstanbul'u çok daha özel kılabilmek için o zamanlar Kudüs'te muhafaza edilen ve İsa'nın dokunduğu iddia edilen milyon taşı diye, adı milyon taşı olan bir taş var. Bu taş İstanbul'a getirilir. Ve bugünkü Ayasofya'nın, ki henüz daha o zaman inşa edilmemişti, Ayasofya'nın olduğu yerde yıkıntı halinde bir eski tapınak varmış. O tapınağın tam karşısına konmuş. Ve çok enteresan bir şey iddia edilmiş. Denmiş ki bu taşın olduğu yer sıfır noktasıdır. Bütün mesafeler bu taşın olduğu yerden itibaren ölçülecektir bundan sonra. Ya da daha Türkçesi, dünyanın merkezi bu taştır. O dönem İstanbul, bugünkü İstanbul ya da bugünkü ismiyle İstanbul, o günkü ismiyle Vizantiyon ya da Konstantinopol, dünyanın merkeziymiş ve bu taş da dünyanın merkezini simgeliyormuş. 1453 yılına kadar dünyanın sıfır noktasıymış bu taş. İşte ondan dolayı bütün yollar Roma'ya çıkar ya da Yeni Roma'ya çıkar ya da Konstantinopol'a çıkar ya da İstanbul'a çıkar sözü oradan geliyor. İşin üzücü tarafı ne biliyor musunuz? Milyon taşı hala orada duruyor. Hala bugünkü Ayasofya'nın hemen karşısında durur. Üzücü olan nedir biliyor musunuz? Üstündeki tabelası bile yarım yamalaktır ve yanlış bilgilerle doludur. Ama hala oradadır. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.